partisine baksın, kendi işine baksın. İyi Parti ile Sayın Bahçeli'nin en ufak bir ilişkisi de yoktur. Ve İyi Parti yetkilileri hiçbir zaman başka bir partinin iç işleriyle uğraşmamışlardır. Uğraşmaya da niyetleri yoktur hiçbirimizin. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin yapması gereken şey kendi iç işlerine bakmaktır. Kendi işiyle ilgili olmaktır. Başka partilerin iç işlerine karışmaması gerekir. Deneyimli bir siyasetçi olarak. Delegelerden imza toplanmayı başlattı mı hocam? Hayır, şimdi orada bir yanlış bilginiz var anladığım kadarıyla. Delegelerden imza toplanması demek bir siyasi partide merkezin yani başkanlığın veya yönetimin kongreye gitmek istememesi durumunda delegelerin yarıdan çok imzasıyla bir olağanüstü kongrenin gündeme getirilmesi amacıyladır. Burada böyle bir sorun yoktur. Sayın Meral Akşener belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar hiçbir siyasal liderin gösteremediği tutarlılığı ve ilke sahibi olma özelliğini göstermiştir. Kendisini zorlayan hiçbir gerekçe olmadığı halde seçim sonrası, seçim öncesinde koyduğu beklentilerin karşılanamaması, dikkat edin, beklentilerin karşılanamaması diyorum. Nedeniyle genel kongreye gitme kararını vermiştir ve önümüzdeki bir ay içerisinde de, Ağustos ayı içerisinde muhtemelen kongre gerçekleştirilecektir. Tabii bunu genel merkezden arkadaşlarım, divandan arkadaşlarım söylediler ama burada ben de bir kez daha söyleyeyim. Delegeler bazında değil ama tüm parti, bütün organlarıyla bu kongrede Sayın Meral Akşener'i yeniden aday gösterecektir. Ve Sayın Meral Akşener kongreden öncekine oranla çok daha güçlü bir şekilde İyi Parti'de yine seçimlerden sonrakinden çok daha güçlü bir şekilde Türk siyasi hayatında varlığını devam ettirecektir. Ahat Bey, siz meclis grubu başkanısınız. Evet. Özellikle Çalıştay'da milletvekili aday listelerine giremeyen ya da listeyle ilgili hayal kırıklığı yaşadığını söyleyenlerin ağır eleştirileri olduğu yansıdı kamuoyuna. Evet. Milletvekili listeniz sizce sıkıntılı mıydı? Daha fazla vekil çıkartabilir miydi İyi Parti başka bir liste olsaydı? Milletvekili listeleriyle bu işin bir alakası yok. Milletvekili listeleri sonuçta her partide yapıldığı gibi parti organları tarafından düzenlenmiş olan listelerdir. Bu listelerde Ahmet yerine Mehmet konsaydı farklı bir sonuç elde edilirdi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü burada mühim olan partinin ülke genelinde aldığı veya ülke genelinde ona karşı verilen tepkidir ya da verilen oy miktarıdır. Bu böyle bölgesel bir şey değildir. Yerel seçimler olsaydı belki adaylar söz konusuydu ama genel seçimlerde adayların çok da fazla etkisi olmaz. Asıl olan partidir. Ama burada şunu hemen söylemekte yarar var değerli arkadaşlar. Bir kez daha belki tekrarlamakta yarar var. Bu ülkede, bu ülkenin siyasetinde milletvekili sayısı neredeyse yarıya düştüğü halde koltuğa yapışmış olarak oturmaya devam eden ve o koltuktan kalkmayı düşünmeyen liderlerin olduğu bir ülkedeyiz. Böyle bir ülkede sıfır yeni kurulmuş bir parti, büyük baskılar, büyük engellemelere rağmen ve daha sonra seçim döneminde ciddi bir karartma, iktidar tarafından ciddi bir karartma uygulanmış olmasına rağmen bu parti bu ülkede 50 yıllık partilerin aldığı oy oranında oy alıyor. Buna rağmen genel başkan sadece beklentileri karşılayamadığı yani anketlerde çıkan beklentileri veya kendi koyduğu çıtayı karşılayamadım diye sorumluluğu alıyor omzuna, sırtına ve Türk siyasetinde bir kez daha altını çizerek vurguluyorum. Bugüne kadar hiç görmediğimiz bir siyasal sorumluluk, halka karşı sorumluluk, millete değer verme anlayışı içerisinde kongreye gidiyor. Bu ve bir de aday olmayacağını söylüyor. Böylesine yüce gönüllü bir siyaset anlayışına Türkiye bence uzun yılların siyasetçisiyim. İlk defa ben şahit oluyorum.